Merhaba sevgili arkadaşlar. Programlama dünyasına girmeden önce birkaç minik işimiz kaldı. Öncelikle buraya eklediğiniz komutları nasıl silersiniz? Arkadaşlar şuraya atarak komutları silebilirsiniz. Ayrıca size göstermem gereken bir konu daha var. Evet. Kılıklar ve sesler. Arkadaşlar her karakterin kılıkları olabilir. Bu kılıkları görünümden değiştirir. Şimdi ben örnek olsun diye yapacağım. Mesela 10 kere kedinin önce sürekli kılık değiştirmesini istiyorum. Zaten 2 tane kılığı var. 10 kere birer saniye aralıklarla değiştirsin. Bakın. Gördüğünüz gibi eklediğiniz her karakterin başka başka kılıkları vardır arkadaşlar. Şu anda bir kütüphaneden mesela Avery Walking karakterini aldım. Ve şimdi bu karakterin yine kedi gibi hareket etmesini istiyorum. Bakın kedinin kodunu tutup Avery karakterin içine bıraktığımda ve biz buna da 10 kere demeyelim, 100 kere diyelim. Buraya da 1 saniye değil, yarım saniye ya da 0.2 saniye diyelim. Lütfen seyredin. Kedi karakteri, Avery karakteri gerçekten yürüyormuş gibi oluyor. Dolayısıyla kılık bizim için önemli arkadaşlar. Bir şey daha göstermek istiyorum. Çöpe atıyorum bütün kodları. Kod kısmına birazdan geçeceğiz. Şimdi kedi karakterine geldiğinizde kedinin miyav sesini çıkarması normal. Ama bu sesi çıkarmasının nedeni sesler kütüphanesinden miyav sesinin kediye bağlanmış olması. Peki diyelim ki kedinin bir başka sesi, absürt olsun, köpek sesi çıkarmasını istiyorum. Yine kütüphaneden mesela kütüphaneden hangi sesi alalım? Mesela dog 2 sesini alıp kediye bağlarsam bakın kedi artık bu sesi de çalabilir. Ya da siz yeni bir ses kaydedebilirsiniz. Mesela şu anda benim yaptığım gibi. Şuraya basıyorum. Özür dilerim, buraya basıyorum. Merhaba. Adının kayıt bir olduğu bir ses. Bakın. Merhaba. Gördüğünüz gibi yeni sesleri de buradan ekleyebiliyorum. Ayrıca bilgisayarınızda var olan bir ses varsa onu da alabilirsiniz. Diyelim ki bu sesin bir kısmını silmek istiyorsunuz. Silebilirsiniz. Merhaba. Bakın sonu da fazla uzun. Sonu da kestim. Merhaba. Gördüğünüz gibi arkadaşlar seste değişiklik yapıyorum. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Hadi ilk programımızı yazmaya başlayalım.